Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla Trakya Üniversitesi Rektörü olarak atanan Profesör Doktor Mustafa Hatipler devir teslim töreniyle cübbe giydi. Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkan Vekili Hakan İşcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Zafer Tuna Ertürk, önceki dönem rektörleri Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu ve Profesör Doktor Yener Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç'la şehrin diğer yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trakya Üniversitesi'nin akademik ve idari personeliyle çok sayıda davetli katılım gösterdi. Tebrik mesajlarının okunmasının ardından konuşan 9. ve 10. dönem rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ile duygusal bir bağı olduğunu ifade ederek 8 yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı. Biz esasen göreve ilk başladığımızda 12 Temmuz'du seçimimiz, 15 Temmuz oldu ve ilk geldiğimizde 15 Temmuz'un en zor günlerini aylarca burada gece 11'den 12'den önce çıkmayarak mücadele ederek verdik. Sonra bir korona krizimiz oldu. Sonra Ukrayna derken deprem gerçekten böyle üst üste çok ciddi krizleri yönetmek durumunda kaldığımız bir dönem yaşamış olduk. Ve bunun dışında Balkanlar. Yani bu şehir, bu üniversiteyi her şeyden daha önemli kılan bir başkentin üniversitesi olması. Edirne bir başkenttir. Ve bu başkente yakışır bir hali maalesef hala yerinde değil ama biz bir başkent üniversitesi ve bir başkent şehri olmak için büyük gayret gösterdik. Şimdi bu görevi devrediyoruz. Kime devrediyoruz? Bir kere çok eskiden beri hukukumuz olan değerli hocama devrediyoruz. Hastanede çalışırken tanıdık, sonradan tanıdık. Efendim, bizim ilk rektörlük zamanı öncesinde hocam yanımızdaydı. İkinci atanmamızda bizi ilk bizzat tebrik eden hocamızdı. 8 yıldır senatomuzun üyesi ve ondan daha da kıymetlisi bir Edirneli, bir Balkanlı, bir Balkan sevdalısı. Bu üniversiteyi 208 üniversiteden ayıran en önemli özellik nedir derseniz Balkan faaliyetleridir derim. Bu konuda zaten şehrin ruhunu en iyi şekilde bilen, anlatan biri. Şiirleriyle, kitaplarıyla, Balkanları bizzat gezerek dolaşarak birçok dost biriktirmiş biri. O açıdan bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bu görevin kendisine çok yakışacağını düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Zaten her zaman yanında olduğumuzu, her anlamda ne zaman dersen bütün gücümüzle gayret etmeye devam edeceğimizi, başka Trakya Üniversitesi olmadığını. Daha sonra konuşan rektör Profesör Doktor Mustafa Hatipler ise liyakatin en önemli düsturu olacağını belirtti. Edirne gibi şehirlerin sultanı tanımlamasının yapıldığı kadim bir şehrin üniversitesinin rektörü olarak da sizlere hitap etmenin onuru içinde nazik teşrifleriniz için hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım, liyakat en önemli düsturumuz olacaktır. Görevini doğru ve iyi yapan, kendisini günümüz şartları doğrultusunda geliştirip yenileyen, çevresiyle uyumlu arkadaşlarım her zaman için başımızın tacı olacaktır. Temel kriterimiz özveriyle çalışmak, gayretle üretmek ve bu şehre ve bu ülkeye ve bu bölgeye ve bu Balkanlara katkı sağlamaktır. Akademisyen arkadaşlarımdan isteğim, Trakya Üniversitesi'nin bilim ve kültür çıtasını çok daha yükseklere taşımaları, içlerinde sakladıkları liderlik duygusunu, hizmet etme duygusunu ortaya çıkarmalarıdır. Hep birlikte el ele vererek
öğrencilerimize daha çok ilgi, daha çok bilim sunmalı, daha çok inceleme, daha çok araştırma ve daha çok makale ve yayınla üniversitemizin adını bilimsel platformlarda daha çok duyurmalıyız. Yeni dönemde üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda daha saygın bir konuma gelmesi için üniversitemiz personelimizle el birliğiyle çalışacağız. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ve işbirliğini çok çok fazla önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından Tabakoğlu Trakya Üniversitesi'nin 11. dönem rektörü Profesör Doktor Mustafa Atiplere rektörlük cübbesini giydirip üniversite mührünü devretti. Gittiğimiz her toplantıda, her programda Edirne denince Trakya Üniversitesi'nden bahsediyor. Bu çok önemli. Gerçekten de Erhan Hocam, biz son bir yılda tanıdık ettik. Ama iki dönemdir başarılı bir rektörlük görevini üstleniyor. Büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle, az önce konuşmasında da bahsetti, önemli başarılara imza atarak ekibiyle bu güzel ve yüzüde üniversitemizi almış olduğumuz sancağı bir üst seviyeye taşıyarak şimdi yine çok güzel hizmet edebileceğine ve hem üniversitemize hem de şehrimize çok büyük katkılar sunacağına inandığımız Mustafa Atikler hocamıza, rektörümüze bu sancağı devrediyor. Evet, bizler devlet memurlarıyız. Önemli olan burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, şehrimize gerçekten dokunabilmek ve ayrılırken de arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Bu işlerin sonu bu. Bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağı daha ileriye götürecek mevkidaşlarımızı bunu devredebilmek. Bu her görevliye, her kamu görevlisine nasip olmaz. Nasip olduğu için de hocama bunu söyledim. Sen dua etmen lazım dedim. Ne güzel anlamında, hakikaten güzel bir şekilde ve hoş bir seda bırakarak bayrağı devrediyorsun. Ve hem Erhan hocamıza yapmış olduğu görevden dolayı, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli eşlerine ve çocuklarına da en büyük destekçiler onlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada rektör yardımcılarımızdan, diğer buradaki akademik kadrodaki hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten de gece gündüz bu hizmet yolculuğunda görev aldılar. Ve bayrağı devralan Hatipler hocamıza da inşallah bu bayrağı daha üst seviyelere taşımasından temenni ediyoruz. Az önce bahsettiği şehir sadece üniversiteden ibaret değil, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir bütün. Dolayısıyla herkesin işbirliğiyle bu şehire hizmet etmesi gerekiyor. Bu manada da bu işbirliğinin de artacağını ve hatta sınırlarımızın ötesine gideceğini temenni ediyorum. Tekrar her ikinize de şükranlarımızı iletiyor. Sağlık ve sıhhat diliyorum.